Merhaba, ben Leyla. Bugünkü videomuzda ele alı Zenon'dan bahsedeceğiz. Ama öncelikle intro gelsin. önce 430-495 yıllarında yaşamış, Magna Graecia'nın Sokratik öncesi bir Yunan filozofu ve Parmenides tarafından kurulan Ela Okulu'nun bir üyesiydi. Aristo'nu diyalektiğin mucidi olarak adlandırdı. Bertrand Russell'in ölçülemez derecede incelikli ve derin olarak tanınmadığı paradokslarıyla tanınır. Zeno, hocası Parmenides'in birci anlayışını ve yalnızca varlığın değişmez gerçek olduğunu öne süren görüşünü geliştirmiş. Çokluk ve değişmenin gerçek olduğunu savunan karşıt görüşlerin tezlerine karşı mantıksal güçlükleri gözler, önüne seren dolaylı kanıtlarla değişimin olanaksızlığını göstermeye çalışmış. İleri sürdüğü örneklemeleriyle felsefe tarihinde ün kazanmıştır. M.Ö. 490-430 yılları arasında yaşadığı rivayet edilse de doğum ve ölüm tarihi kesin değildir. Zeno bir mantık ustası ve diyalitik düşüncenin en önemli geliştiricilerinden biridir. Elea okulunun en önemli filozoflar arasında yer alır. İleri sürdüğü önermeler felsefe tarihinin en önemli paradoksları arasında yer almaktadır. Bunlardan en ünlüleri aşil paradoksu ve ok paradoksu olarak belirtilebilir. Zeno örnek hareketle değişime bir yanılsama olarak formüle eden felsefesini temellendirir. İlk paradoksta ünlü bir Yunan koşucu olan Aşil bir kaplumbağayla yarışacaktır. Kaplumbağa biraz daha önde olacaktır. Koşuya başlarken Zeno bu koşuda hızlı Aşil'in hiçbir zaman kaplumbağayı geçemeyeceği bunun mantıksal olarak mümkün olmadığını öne sürer. Çünkü her seferinde Aşil'in aşması gereken bir mesafe kalacaktır. Kaplumbağanın bulunduğu noktaya her gelişinde kaplumbağa bir başka noktaya geçmiş olacaktır. Ve Aşil'in onu geçebilmesi için her seferinde bu noktalara öncelikle geçmiş olması gerekir. Ok paradoksunda da benzer bir sonuca varılır. Buradaki temel argüman şöyledir. Mesafe sonsuz noktalardan oluşmaktadır ve bunlar sonlu bir süre içinde geçilemezdir. Böylece Zenon mantıksal ve diyalektik olarak bilinen diyalekticilerin tam karşıt yönünde hareketin ve değişmenin olanaksız olduğunu bunların bir yanılsama olduğunu ve temelde varlığın değişmeyen bir halinde bulunduğunu öne sürer. Hayatı Zenon'un hayatı hakkında kesin olarak bildiklerimiz çok azdır. Zenon'un ölümünden yaklaşık bir asır sonra yazılmış olmasına rağmen Zeno hakkındaki biyografik bilgilerin birincil kaynağı Platon'un Parmenides adlı eseridir ve ayrıca Aristoteles'in Fizik adlı eserinde kendisinden bahsedilmektedir. Parmenides'in diyaloğunda Platon, Parmenides'in yaklaşık 65, Zeno'nun yaklaşık 40 ve Sokrates'in çok genç bir adam olduğu zamanda Zeno ve Parmenides'in Atina'ya yaptığı ziyareti anlatır. Sokrates'in yaklaşık 20 yaşında olduğunu varsaymak ve Sokrates'in doğum tarihini önce 469 olarak almak Zeno için yaklaşık milattan önce 490 doğum tarihini verir. Plato, Zeno'nun uzun boylu ve alımlı olduğunu ve gençlik günlerinde Parmenides tarafından sevildiğinin bildirildiğini söylüyor. Diogenes Dertüs, Zeno'nun hayatına dair belki de daha az güvenilir ayrıntıları, onun Teleotagros'un oğlu olduğunu, ancak Parmenides'in evlatlık oğlu olduğunu, her sorunun her iki tarafında tartışabilecek kadar yetenekli bir evrensel eleştirmen olduğunu, ele alı bir tiran tarafından tutuklandığını ve belki de onun elinde öldürüldüğü yönü bildirildi adlı eserinde verilmiştir. Diogenes Lertus'a göre Zenon, Tren Narkus'u devirmek için komplo kurdu. Sonunda Zenon tutuklandı ve işkence gördü. Valerius Maximus'a göre komplodaki meslektaşlarının adını açıklamak için işkence gördüğünde Zenon, Nerkus'un duyması için yararlı olacak bir sırrı olduğunu söylemesine rağmen isimlerini açıklamayı reddetti. Nerkus sırrı dinlemek için eğildiğinde Zenon kulağını sırdı. Hayatını ve zorba bedeninin o kısmını kaybedene kadar gitmesine izin vermedi. Demetrius, Man of the Same Name içerisinde bunun yerine burnun ısırıldığını söyledi. Zenon diğer tiranları ile de etkileşime girmiş olabilir. Lertus'a göre Herakleides dezilen buzun göre bu olaylar Narcus yerine Diomedene karşı meydana geldi. Valerius Maximus tiran Palaris'e karşı bir komployu anlatır. Ancak Palaris Zenon doğmadan önce öldüğü için bu imkansız olurdu. Plutarch'a göre Zenon Zorba Demnus'u öldürmeye çalıştı. Başarısız olduktan sonra kendi dişleriyle onun dilini ısırarak tiranın yüzüne tükürdü. Çalışmaları Pek çok eski yazar Zenon'un yazılarına atıfta bulunsa da eserlerinin hiçbir bozulmadan hayatta kalmadı. Zenon'un hareket konusundaki argümanlarının doğası hakkındaki ana kaynaklar aslında Aristoteles ve Kirikyalı Sempleküz'ün yazılarından gelmektedir. Plato, Zenon ve Parmenides'in ziyareti vesilesiyle Zenon'un yazılarının ilk kez atına getirildiğini söylüyor. Platon ayrıca Zenon'un Parmenides'in argümanlarını korumaya amaçladığını, Zenon'un gençliğinde yazıldığını, çalındığını ve rızası olmadan yayınlandığını söyledi. Platon, Sokrates'in Zenon'un çalışmasına ilk argümanın ilk tezini şu şekilde yorumlamasını ister. Varlık çoksa hem benzer hem de farklı olmalıdır ve bu imkansızdır. Çünkü ya benzer ya da benzemez. Proktüs'e göre Platon'un Parmenidesler üzerine yorumu adlı eserinde Zenon çelişkileri ortaya çıkaran 40'tan az argüman öğretti. Ancak şu anda yalnızca 9 tanesi bilinmektedir. Zenon'un argümanları belki de absürde ingil demek adı verilen ispat yönteminin ilk örnekleridir. Parmenides bu tarz argümanı uygulayan ilk kişi olmalıdır diyor. Bu tartışma biçimi kısa sürede epikerime olarak tanındı. Topik kitabında 7 eserinde Aristoteles Epikerman'ın bir diyaletik tasım olduğunu söylüyor. Bu bir rakibin doğru olarak ileri sürdüğü bağlantılı bir akıl yürütme parçasıdır. Tartışmacı diyaletik kıyaslamayı yıkmak için harekete geçer. Bu yıkıcı argüman yöntemi onun tarafından öyle bir dereceye kadar sürüldü ki genç Seneca birkaç yüzyıl sonra şöyle yorumladı. Parmenides'e katılırsam birden başka bir şey kalmaz. Zeno'yu kabul edersem bir bile kalmaz. Zeno matematiksel sonsuzluğun kanıtlanabilir en eski hesaplarını ele alan ilk filozof olarak kabul edilir. Eusebius Messeneli Aristo kresten alıntı yaparak Zenon'un Pironizm ile sonuçlanan bir felsefe çizgisinin parçası olduğunu söyler. Zenon'un paradoksları Zenon'un paradoksları 2000 yıldan fazla bir süredir filozofları, matematikçileri ve fizikçileri şaşırttı. Meydan okudu, etkiledi, ilham verdi, çileden çıkarttı ve eğlendirdi. Bunların en ünlüsü Aristoteles'in fizik adlı eserinin 6. kitabında tarif ettiği harekete karşı argümanlardır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da alı Zenon'dan bahsettik. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benler'de bir sonraki videoda görüşmek üzere.